Gözlerine bakmadan veremem bu kararı. Ya elinden gelmezse? Bilmiyorum canım. Bilmiyorum. Güzel bir sürpriz. Seni beklemiyordum. Narinim, bir tanem. Tahmin ediyorum bana çok kızgınsındır. Hop, ne yapıyorsun sabahtan beri? En azından veda mektubunu hak ediyor. Of ya. Böyle bir durumda ne yazılır, ne yapılır yani hiç bilmiyorum. Vallahi bence her şeyi en baştan anlat kardeşim. En baştan. En baştan. Ailemdeki bütün herkesin deli olduğunu ve tımarhaneye kapanması gerektiğini mi anlatayım yani? Bunların da en zararsızın annem olduğunu. İnanır ya. Kolay gelsin kardeşim. Narinim, ben gitmek zorundaydım. Sana hiçbir zaman söz edemeyeceğim nedenler yüzünden. Sana büyük acılar yaşattığımı biliyorum. Ama en azından seni hala çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. Elveda aşkım. Narin, hadi ya bitir artık işini. Bir an önce evine git. İşe alındın mı? Alındın, alındın. Yukarıda sana bir paket bıraktım. İçinde çok güzel yemekler var. Karnını iyice doyursun dedi Hacı amca. Hadi bakın. Tamam, bitireyim hemen. Hadi bakın. Of, 100 kilo olacağım bu lokantada ya. Allah'ım çok mutluyum ya. Unutacağım seni Fırat Kazan. Göreceksin bak. Okulumu okuyacağım, paramı da kazanacağım. Aklıma bile getirmeyeceğim seni. Göreceksin bak. Thank you.
Erkencisin. Ya sen akşamları çalışmayacak mıydın? Şefim, şimdi okul yok ya, bol bol vaktim var, geleyim dedim. İyi o zaman, hadi geç içeri. Yalnız öyle erken gelmene gerek yok. Yani öğle servisine yetişsen yeter. Öğle servisine kadar yapacak çok iş bulurum ben, sen merak etme. Öyle olsun bakalım, hadi geç. Geç, bir kahvaltı ısmarlayayım sana, gel gel. Ay yok, kahvaltı mahvaltı istemem vallahi. Dün yediklerim 3 gün idare eder beni. Allah hayır versin. Otursan oğlum, o kadar şey hazırladım. Çıkacağım hemen, acelem var. Nasıl yani acelesi? Şu Narin'e yazdığım mektubu kapısının altından atacağım. Vay, bitirdin sonunda ha? Onu sevmediğim için gittiğimi düşünmesin. Dilim vardığınca bir şeyler yazdım işte. Tam hepsini yazmadım ama umarım beni affeder. Oğlum zaten çekip gideceksin. Niye ümit veriyorsun ki kıza boşu boşuna? Bırak ya, unutsun seni işte. Ya ümit verdiğim falan yok be oğlum ya. Onca şey yaşadık, sadece kalbini kırmak istemiyorum işte. Ben bakarım. Harun amca, senin ne işin var burada? Gelsene. Harun amca bizim aile avukatımız. Serdar da ev arkadaşım amca. Otursana Harun amca, yabancı değil, anlatabilirsin. Belli ki yine kötü şeyler var. Fırat. Hemen pasaportunu, eşyalarını al. Derhal havaalanına gitmemiz lazım. Niye ya? Nereden çıktı şimdi bu? Benim daha gitmeme çok var. Vaktimiz yok. Yolda anlatırım. Baban da havaalanında bekliyor zaten. Vallahi bana hiçbir şey anlatmazsan gitmem yani şuradan şuraya Harun amca. Oğlum işte savcılardan biri takmış babana. Bütün şirketleri didik didik ediyorlarmış epey bir zamandır. E ne yapayım yani? E bu bilindik bir şey. Beni niye ilgilendiriyor ki? Oğlum unuttun mu? O şirketlerden bazılarına sen de ortaksın. Yurt dışına çıkış yasağı konması an meselesi. Hemen Amerika'ya gitmen lazım. Bütün geleceğin bitecek yoksa. Biz arkanızdan buraları toplarız. Ama şu anda hemen gitmeniz lazım. Ne güzel şeyler var bu dükkanlarda be. Paran olacak, çifter çifter alacağım. Giyeceğim, şöyle kuşanacağım, okula gideceğim. Karnın doydu tabii. Elbise alman eksik kaldı değil mi? Kirayı nasıl vereceksin bakalım? Merak etme kanka. Geçecek hepsi. Döneceksin geri. Orası belli olmaz. Babam yine kim bilir neler karıştırmıştır. Neyse. Narin'in evini biliyorsun. Bunu kapısının altından atarsan sevinirim. Tamam. Benim için çok önemli. Merak etme, ben hallederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.